Evet, şu anda Amasya'da Ferhat Tüneli'nden geçiyoruz. Tam Ferhat'ın mezarının kalenin altındaki olan yerde. Evet, eski GAP İdaresi Başkanımız Saadettin Karahocagil ve Mehmet Baş şairimizle beraber tünelde yolculuk yapıyoruz. Birazdan eski Amasya evleri ve eski Amasya çarşısını göreceğiz. Şimdi evet, tünelin ucunda Amasya Valiliği var. Şu anda güneşten görünmüyor ama birazdan göreceğiz ve gördük evet. Burası valilik, şurası da Sayın Kaymak belediye mi? Belediye başkanı. Belediye başkanlığı. Kaymakamımızı da görüntüleyelim. Mehmet Bey, siz de kadraja girebilir misiniz? Şurada da Saat Kulesi var. Saat Kulesi'ni de alalım. Bu Abdülhamit döneminden kalma Saat Kulesi mi? Vallahi herhalde eskilerden. Amasya öğretmenevi de burada. Şimdi karşıdan görüyoruz. Evet, ve nehir, ırmak, yeşil ırmak. Evet, bu kadarını görüntüleyebildik artık. Devamı karşında da. Karşıda çok güzel bir cami, yeşil cami, yeşil ırmaktan sonra. Şimdi, evet, ve Amasya evleri. Bu öğretmen evi. Ha, Amasya öğretmen evi, yani Amasya evleri de. Evet. Şunları bir güzel görelim. Pencereyi açabilirsin. Ha. Aç şöyle, rahat. Geç. Eyvallah. Burayı şey yap ve demin arkasından geçtik. Şimdi önümde. Anladım. Burayı Amasya'nın kordon boyu diyor. İzmir'in kordon boyundan daha iyi en azından. İzmir'in evet, kokusu daha kötü. Açalım. Ceza mı yazar? Sen ya çek. Yani trafiği engelleyecek. Burası bisiklet yolu yapmışlar. Ha, anladım. Mehmet Hocam, artık şiir mi söylersin, müzik mi dersin? Eyvallah, teşekkür. Şimdi reklama girmeyelim, neyse. Burası Beyazıt Camii. Beyazıt Camii. Beyazıt Camii, vay vay. Beyazıt artık Beyazıt. Tanıyorum, nereden olsa. Çünkü Beyazıt Meydanı'nda çok nümayiş yaptık biz. Evet. Namaz sonrası. Evet. Biz yağmurlu bir günde çocuklarla beraber geldik. Kaleyi de çek yanılardan. Şuradan. Valla şurası çıkıyor. Kale mi? Mağaraları görüyorsun. Mağaralar bak sağa da. Arkaya doğru bak. Evet. Amasya Beyazıt Camii.
alıyoruz.